İlk önce ne yaptık? Şu exam server'ın indirelim dedik. Böyle start deyip exam server'ı açtık. Yine Navicat'i kullanacağız dedik. Navicat'i ne yaptık? Böyle yükledik. Burada connection kısmında connection'ınız yoksa bu Navicat ne yapıyor? Birden fazla program veri tabanı programıyla aynı anda çalışabiliyoruz. MySQL'e gelip işte buna bir isim verdiniz. İşte böyle 3306 root şeyde bu exam'da şifre varsayılan olarak yok. Böyle test connection dediniz. Eğer connection başarılıysa okey deyip bir ne yapıyoruz? Connection oluşturuyoruz. MySQL'li kurduk. İşte Navicat'te connection bağlantımızı yaptık. Buraya gelip new database diyelim. Bir tane database oluşturalım. Spring tutorials diyelim. İşte şurada UTF-8 diyelim. UTF-8 general. İşte okey dedik. Böyle bir ne yaptık? Spring Totalias isminde bir veri tabanı oluşturduk. Veri tabanımızı oluşturduk. Veri tabanını işte query'den de oluşturabiliriz. İşte böyle query'ye gelip işte burada bir tablo oluşturacağız. Böyle create table diyerek. Bu biraz uzun oluyor veya böyle MySQL tablo create query example diye aratırsanız böyle örnekler de var zaten. İşte yani query kısmından işte data name, kolom 1, kolom 2, kolom 3 data tipini belirtiyoruz. Mesela burada hazır bir tane var. Biz uğraşmayalım. İşte bunu bir ne yaptık? Böyle bir aldık mesela. İşte gelip böyle buraya yapıştırdık. İşte böyle bir run dediğimiz zaman bakın affected row dedi. Table kısmına gelip bir F5 yaptığımızda buraya ne yaptı? Persons isminde bir tablo oluşturdu. İşte hazır şekilde bir ne yapmış olduk? Tablo oluşturmuş olduk. İşte evet. Biz buraya gelip bir de kendimiz başka bir tablo mesela şöyle new table diyelim. Buradan da ne yapabiliriz? Tablo oluşturabiliriz. İşte ID dedik. Int tipinde. İşte böyle uzunluk belirtebiliriz. İşte böyle tabla geçiyoruz. İşte name dedik. İşte varchar 100 olsun. İşte böyle not null seçili olursa ne oluyor? İşte şu ID alanı mesela auto increment seçili olursa ne oluyor? İşte otomatik artsın dedik. İşte name, email, işte email 60 dedik. İşte bu not null'ları seçersek boş geçilmesin manasında işte name text bunun tipi de yine text olsun. Yine bu da not null olsun. Böyle bir tabloyu oluşturduktan sonra save deyip bunun ismini offers olarak kaydedelim. Offers. Buna mesela veriler girmek için böyle çift
tıkladık. Mesela buna birkaç veri girelim. İşte isim girdik. İşte birkaç tane böyle veri girelim mesela işte böyle tabla geçelim işte. Bunu böyle kapattık. Bakın bunu böyle şey de yapabiliriz. Mesela üzerine gelip yani dump SQL file değil, structure and data derseniz mesela bunu daha sonra kullanmak isterseniz mesela bunu böyle kaydedebilirsiniz. Yani SQL cümleciği olarak şöyle bunu daha sonra alıp mesela işte kullanabilirsiniz. Yani insert into ile birlikte veya tabloyu sildiniz diyelim ki bunu böyle tekrar ne yapabilirsiniz? Alıp kullanabilirsiniz. İşte veri tabanımızı oluşturduk. İçine veriler de girdik. Şimdi bunun Spring tarafında bir bağlantılarına bakalım. Şimdi yine bu yazdıklarımızı bir kapatalım. Yine böyle en son yaptığımızı yine şöyle copy diyelim. Yine paste diyelim. İşte buna 0.28 diyelim. İşte 0.28 kısmına geldik. Şimdi burada yine şey kısmımız aynı. Bins kısmında component scan'ımız olacak. Yani componentle işte annotation la işlemler yapacağız. Robot kısmına geldik. İşte robot kısmında bundan önce şöyle yapalım. Bakın veri tabanının kullanıcı adı ve şifresiyle haberleşmesi için böyle bir package oluşturalım buraya. Package'imizin ismine Spring Samples props diyelim. Yani property dosyalarıyla böyle bir ne yapabiliriz? Veri tabanı işlemlerini yapabiliriz. İşte bunun içine gelip new file diyelim. İşte buna bir tane property dosyası oluşturalım. gdbc.properties. Böyle bir properties dosyası oluşturduk. Bakın. İşte bunun search kısmından yazabilirsiniz. Şimdi burada gdbc nokta user işte eşittir root dedik. İşte gdbc nokta password eşittir. Yani password'ümüz olmadığı için böyle boş bırakabiliriz. Password'ümüz yok şu anda. Şimdi burada random text sınıfını silelim. Buna şu an işimiz yok. İşte burada robot klasına geldik. Yine component. Bakın şurada bu set ID ve set speech ifadelerini bir değiştirelim. Veri tabanı bilgilerini bir alabiliyor muyuz mesela? İşte onu bir kontrol edelim. Şunları bir sildim şu ifadeleri. İşte şunları da şöyle açıklamaları da sileyim. İşte şurada bir ne yapıyoruz?
Burada şöyle diyez değil de ne yapıyoruz? Dolar işareti. Dolar işaretleri getirelim. İşte GDBC nokta user. İşte şuraya da ne diyoruz? GDBC nokta işte password. Ctrl S diyelim. İşte böyle bir kaydedelim ve APP kısmına gelip, gerçi şeyimiz boş dönecek ama böyle bir çalıştırdığımız zaman bakın buraya niye böyle geldi? Şey kısmına gelip bins kısmına gelip işte konteks üzerinde ne yapmamız lazım? Böyle bir konteks property placeholder. Bakın böyle bir ne yapmamız lazım? Verileri alması için şu prop dosyasının yolunu da copy qualified name diyelim. Burada location kısmına bunu bir yapıştıralım. Bakın verileri ne yapacak? Şu buradan alacak. Ctrl S dedik. İşte search kısmına gelip baktığımızda placeholder buraya ne yaptı? Ekledi. Şey dosyasını yani şu GDBC properties üzerinde bir şey yapalım. Yani bu package üzerinde değil de şöyle yapalım. GDBC properties üzerinde copy qualified name çünkü bundan haberleşmesi lazım. Şuraya bir bunu yapıştıralım. Şu ifade işte com'dan önceki ifadeyi bir silelim. Yani com'la başlasın. İşte yani şunu getirmemiz gerekiyor. GDBC properties'i. Tamam. Eklediğimiz zaman böyle APP'ye geldiğimiz zaman şimdi çalıştırırsak şöyle bakın root ve boş dönüyor. Tabii ki şifremiz, password'ümüz bir boş olduğu için boş geliyor. Kullanıcı adını yani veri tabanıyla şu anda ne yapıyor? Ve haberleşiyor.